Yepyeni bir müzik gezegeni programından herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Yine haftanın ilk günü ve bizler yine buralardayız. Bugün yine çok güzel, pırıl pırıl bir genç konuğum var. Çok güzel idealleri, çok güzel hayalleri olan bir isim. Tabii ki daha önceki programlarında da konuğum oldu. Ancak bu sefer farklı bir yola gidiyor, yurt dışında eğitime gidiyor. Onunla biraz eğitimi, biraz yeni çalışmalarını, biraz da müziği konuşacağız efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bugün konuğum Dudu Pektunç. Sevgili Dudu, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii yeni bir yola giriyorsun. Orta eğitim bitti, lise bitti, üniversite başlıyor. Ve sen de hazırsın üniversite için. Neler yapıyorsun? Biraz anlat bakalım. Evet, bu aralar uzun bir süre evdeydik. Ben de bu uzun süre evde kalışımı hep kendimi geliştirmek adına hep zaman harcadım. Fırsat bu fırsat tabii Aynen. ki. Aynen, çünkü maalesef işte konservatuvar eğitimi olmadığı için ülkemizde biz hep işte liseden sonra hep böyle dörtten sonra ben hep müzikle uğraşıyordum. Ha. O yüzden bu Mart'tan itibaren hep böyle evde oluşumu, sürekli keman çalmamı, sürekli yeni bir şeyler üretmeme neden oldu. Bu yüzden böyle aslında evde kalmaktan sıkılmak yerine çok mutlu oldum ben böyle müziğimle birlikte. Yani insan uğraşacak bir şeyler bulunca maalesef Aynen. tam da tersi oluyor, daha iyi etki ediyor ve evet. sana da öyle bir etki yaptı. Bana çok güzel. Yeni bir beste çıktı bu evet, pandemi kesinlikle. Sürecinde. Ne anlatıyor beste? Yeni şarkımız biraz açıkçası ters köşe olabilir Kuyruklu Yıldız'a göre. Biraz daha duygusallaşabiliriz bu şarkıda. Aslında bayağı bir uzun süre önce yazdığım bir şarkıydı bu. Ama bayağı bir uzun süre derken böyle bir 50 yıl önce. O kadar yaşım yok zaten. Biliyorum da öyle bir söylüyorsun ki yani sanki. Yani evet, böyle sürekli şarkı yazdığım için o eskilerde kaldı benim için sanki. Öyle 3 yıl önce yazdığım ama bu pandemi sürecinde aslında evde oturup işte nasıl yapalım bu şarkıyı, işte yeni bir şarkı olacak. Uzun sürede beklettik insanları. Biraz süreçten bahsettin mi bu şarkıda yoksa? Yani bu pandemi sürecinden alakası yok değil mi? Yok. Ne anlatıyor? Aslında Kuyruklu Yıldız'a biz bir aşkı anlatmıştık. Bu şarkıda o aşkın bitip bitmediğini göreceğiz aslında. Ha, devamıdır bu şarkı. Evet. Yeni şans eseri öyle oldu aslında. Ben de onları birleştirip bir hikaye yapmak istedim. Çünkü tabii ki Kuyruklu Yıldız iyi tepki gören bir çalışmaydı. Evet. O yüzden onun devamı gibi bir şey oldu bu. Evet. Şu anda onun üzerine çalışıyorsun. Evet. Tabii eğitim. Senin için önemli bir eğitim sezonu geliyor yakında işte Eylül-Ekim'den sonra. Nerelere gidiyorsun, neler yapıyorsun, ne yapacaksın? Açıkçası bu sene bayağı yoğun bir süreç oldu benim için. O yüzden hatta yeni şarkıyı biraz bekletmek durumunda kalmıştım. Çünkü üniversite her şeyden daha önemliydi benim evet, için. Evet, önce kariyer. Kesinlikle. Çünkü zaten artık üniversiteden sonra hep müzikle olacağım. Sürekli zamanım olacak bunun için. Zaten müzik okuyacaksın, evet. Müziği seçtin. Müzik bölümü, keman performansı okuyacağım. Artı yetten de bestecilik hakkında da çalışmalar yapacağım üniversite hayatım boyunca. Bu sene bunun için çok fazla çalıştım. Sürekli keman performansı ve işte harmoni, işte teori dersleriyle ilgili çok fazla uğraştım. Bunun sonucunda işte İngiltere'deki ilk 10 üniversitenin 4'ünden kabul aldım bu sene. O yüzden çok mutluyum. Çünkü yaklaşık 11 yıldır bu işi yapıyorum. Artık evet. müzik eğitimiyle uğraşıyorum ve hayatım müzik oldu benim. O yüzden en iyi okulları kazanmak da benim için işte böyle çok güzel bir mutluluk oldu. Tabii ki kariyerini müzikte devam ettirmek istiyorsun. Hani bazen gençler şey diyorlar, işte biz eczacılık okumak istiyoruz ya da öğretmendik ama müziği de ekstra bir hobi olarak yapmak istiyoruz. Genelde öyle diyorlar. Çünkü ülkemizde müzikte fazla bir istikbal görmüyorlar haklı olarak. Ancak sen ne yaptın? Müziği okumak istiyorsun, müzisyen olmak istiyorsun. Evet. Yani her şeyini müzikle ilgili bütün planlarını müziğin üzerine kurdun. Kesinlikle. Bu da önemli bir şey değil mi? Aslında böyle son 2 yıldır ben baktığımda aslında böyle çok istikbal değil de çok fazla istikbal görüyorum ben müzik adına. Çünkü
günümüzde böyle aileler çok fazla sanata ilgi duymaya başladı. Son zamanlarda, evet. Ve böyle hep ben görüyorum, mesela birkaç böyle küçük hayrancılarım oldu benim. Hep onlar mesela müziğe başladı. Sürekli işte müzik eğitimi almaya başladılar. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü eskiden mesela ben anne babamla konuştuğumda işte şey derlerdi, keşke bizim zamanımızda da olsa işte bu imkanlar. Şimdi çok fazla oldu bu imkanlar işte. Çocuklar müzik eğitimi alıyor. Aileler çok daha meraklıdır ve çok daha çocuklarının isteklerine çok daha önem vermeye başladılar. Kesinlikle. Eskiden engellemeye çalışırlardı müzikteki şeyi görmedikleri için. Ancak günümüzde daha rahattır aileler bu konuda. Evet. Yani çocuklarının mesela gitmek istedikleri yolda onlara katkı koyuyorlar. Kesinlikle. Senin ailenin sana katkı koyduğu gibi. Evet. Değil mi? Sana herhangi bir ters bir şey görmedin değil mi? Hatta bilakis ailenden müzisyen ol diye telkinler gördün herhalde. Evet, biz zaten benim böyle çok yakınlarım daha da iyi bilir. Ben böyle ilk okuduğum kitap benim işte Beethoven, Mozart, Bach ve Vivaldi'nin hayatıydı. Yani ilk okuduğum kitap oydu. Daha sonrasında hep böyle şarkılarla büyüdüm. Evet. İlkokula başlamadan okuma yazma öğrenmeden ben işte notalarla buluşmuştum. Daha okuma yazma bilmeden kendi bestelerimi böyle okumaya başladım. Çok güzeldi benim için müzik. Bu da önemli. Zaten müzik ruhun gıdası. Evet. Ve yani bu işi okumak istemeyenler bile müzik yapmalı bence. Çünkü günümüzde artık... Yani hobi olarak ilgilenmeli. Tabii ki dünyanın birçok yerinde her evde bir gitar, bir piyano var. Evet. Yani insanların müziğe olan düşkünlüğü çok gözle görülebiliyor. Evet. Eğitim Eylül ayında başlıyor. Hazır mısın? Tabii bu pandemi sürecinden dolayı herhangi bir engel olmayacak değil mi eğitimde? Yani yurt dışına gitmekte. Yani açıkçası bize gelen bilgilerde şu an başlayacak okulumuz. Ben de... Bu pandemi sürecinde aslında böyle oturup tembellik yapmaktan yanı sıra okuldaki işte bu modül sistemlerine baktım. Okula başladığımda neler yapacağım ve ona göre aslında başladığım çalışmalarımı şuradaki öğretmenlerimle yapmaya. Çünkü sonuçta biz konservatuar çıkışlı olmadığımız için gittiğimizde bir şok yaşayacağız. Ben de o şoku ne kadar aza indirgersem diye düşündüm. Genelde bu okulu kazananlar konservatuar mezunları mı? Şimdi dünyanın her yerinden başvurdukları için genelde öyle oluyor. Ben bu sene bunun biraz zorluğunu da yaşadım açıkçası. Çünkü nitekim istediğinizde konservatuar çıkışlı insanlarla yarışıyorsunuz. Evet. Yani tabii ki onlar da bakacaktır işte bu kız konservatuar çıkışlı değil, ona göre değerlendirelim. Ama ister istemez sen o açığı kapatma çabası içerisindesin. Evet. Bu yüzden zaten ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Adanın gerçekten en iyi iki müzisyeniyle çalışıyorum son iki yıldır. Keman hocam Cumhurbaşkanlığı Başkemancısı Nihat Ağdaç'tır. Evet. Ve teori, armoni hocam da piyanist Atakan Sarı'dır. Zaten biri İngiltere'de, biri Amerika'da eğitim aldı. Yani ülkemizde aslında çok fazla değerli müzisyen var ve biz bunlardan bir şeyler kapmalıyız. Böyle oturup işte bekleyelim ya da bizim ülkemizde konservatuvar yok, bunu başaramayız dememeliyiz bence. Evet, tabii ki çok doğru bir şey söyledin. Ben iki hocamla da çalışırken hep sürekli ciddiyet içerisinde çalıştım. Onların her söylediği kelime benim için altın değerinde oldu. Çünkü açığı kapatmak için çok uğraştım. Saatlerce çalıştım. En son hatta 4-5 saat çalışırdım günde. Niye bir konservatuvara gitmedin bu kadar müziğe düşkün olan biri olarak veya işte müzik eğitimi ağırlıklı bir liseye? Yani açıkçası müziğe bakış açım benim son böyle 2-3 yıldır çok fazla daha profesyonel olmaya başladı. Çünkü eskiden böyle çok da fazla hissetmiyordum. Acaba çok büyük bir fark mı var aramızda konservatuvar çıkışlılarla? Ama böyle son 2-3 yıldır artık ciddiyetle üniversite başvuruları için araştırma yapmaya başladığımda fark ettim ki gerçekten bir fark var. Çünkü sonuçta her gün onların dersini gören biriyle işte haftada bir derse giden biri arasında tabii ki de fark olmalıydı. Tabii ki. Ama ben de işte bu farkı azaltmak için sürekli çalıştım. Okulumdan sonra sürekli saatlerde çalıştım. Yani sadece enstrüman çalma çalışması değil de harmoni, evet, aranje, nota bilgisi çalışması da yaptın. Evet. Bunlar da önemli çalışmalardır. Yani zaten konservatuvarda bunlar ağırlıklı bunlardır dersler.
Biraz şeyden bahsedelim dilersen. İlk yaptığın çalışmadan bahsedelim. Nereden geldi bu kuyruklu yıldız? Nereden çıktı? Nereden düştü bu yıldız? Gökyüzünden kaydı ve kalbime girdi diyebilirim. Kuyruklu yıldız işte benim ilk yazdığım besteydi galiba. Evet, ilk yazdığım besteydi. Çocukken sürekli şarkı söyleyen biriydim aslında. Böyle hani kendi şarkılarını yoksa bilinen şarkılar. Böyle hep çocukken 1,5 yaşında ilk hemen Tarkan'ın Dudu Dudu şarkısını ezberlediydim ben. İsmin de Dudu diye. Evet. İlk onu ezberlediydim. En favori şarkımdır hala da. 2000'li yıllarda evet. Evet, ben 2002 doğumluyum. 2003'te çıkmıştı o şarkı. Onunla büyüdüm aslında. Daha sonrasında hep klasik müzik çalıyordu evimizde. Böyle sabahları kalktığımda hep klasik müzikle uyandım. Yani hep müzik vardı. Daha sonra işte çocukken şiir yazıyordum, kompozisyon yazıyordum. Daha sonra işte müzikle bunu harmanlayıp şarkı sözü yazmaya başladım. Ve kaç yaşında çıktı bu Kuyruklu Yıldız? Sen kaç yaşındaydın o zaman? Yani? Kuyruklu Yıldız çıktığında 15 yaşındaydım. Hatta ha. Dün 12 Temmuz ikinci yılı oldu Kuyruklu Yıldız'ın çıkalı. Hatta şeyde de kutladın onun çıkışını falan. Ne Kuyruklu Yıldız'mış be. Klip çalışması nasıl oldu veya bu parçayı klipleştirme kimin fikriydi? Aslında benim fikrimdi. Bu da günümüzde siz de çok iyi bileceksiniz. Sosyal medya artık müthiş bir şey oldu bizim için. Yani sosyal medyaya olmadan hiçbir şey olmuyor artık. Evet. Ve yani takip etmek zorundasınız. Böyle eskiden mesela sadece audio olarak şarkılar paylaşılırdı internetlerde ama şimdi klip çekilmesi gerekiyor. Çünkü sosyal medyada o kitlenin artması için biraz böyle görsele de önem verilmesi gerekiyor. Biz de kaydını Vakit. Yaptıktan sonra Kuyruklu Yıldız'ın bir klip çekilmesi gerektiğini düşündük. Evet. Nasıl mesela karar verdin, kime gittin önce? Bu parçayı ben klipleştirmek istiyorum. Kime başvurdun? Aslında bu konuda ben çok şanslıydım. Çünkü prodüktörüm İnan Çeypoğlu, On Air Records. Zaten paket program gibi bir sistemleri var zaten onun. Kayıtlarımı da orada yaptım. Klip çekimlerini de orada yaptım. Tüm paket program var orada. Aynen. Yani bütün ekibi olduğu için yani ha, kayıt evet, yaparken evet. Oraya gidip klip için oraya gitmem gerekmedi. Bu da aslında daha güzel oldu bizim için. Daha sistemli ve programlı oldu. Zaten kaydı bitirdikten sonra hemen klibi de çekmiştik. Yine onun ekibiyle. Ve çok da güzel geri dönükler aldık bu 2 yıl içerisinde. Klipte tabii rol alan çocuklar var müzisyen olarak. Onlar seninle birlikte çalıştığın çocuklar mı? Yoksa iki tanesi zaten benim yeğenlerim oluyor. İki tanesi de çok yakın arkadaşlarım. Zaten klibi çekerken de gençlik şarkısı olduğu için ve ben de genç olduğum için klipte eşlik eden arkadaşlarımın da genç olması taraftarı olduk. Zaten genelde böyle ben klip çekerken, şimdi ikinci klibi de konuşacağız. Onunla böyle çekerken yanımda daha çok yıllardır tanıdığım insanlar olduğunda her zaman klip çekimlerinde daha rahat hissettim ben kendimi. Ha. Çünkü böyle klip çekimi değil de sanki biz böyle sahne alıyormuş tarzında eğlendik aslında orada. Ve zaten klipte de o bizim eğlencelerimiz yansıdı zaten klibe. Nerede çekildi klip? Klibin biri Mausa'da, Palm House Cafe'de çekildi. Biri de İskele AKM'de çekildi. Evet, gayet de güzel bir çalışma oldu. Evet. Aradan 2 yıl geçti. Herkes herhalde yeni bir şey bekliyor senden. Evet. Değil mi? Yani benim için aslında bu 2 yılda ben çok fazla sevindim ve sevinç yaşadım aslında. Çünkü böyle günümüzde ben baktığımda siz de çok iyi bileceksiniz. Artık şarkılar 3 ay sonra unutulup gitmeye başladı. Sürekli işte yeni şarkı. Ama akılda kalan şarkılar da var muhakkak. Yani kalıcılaşan, klasikleşen, hiç eskimeyen. Muhakkak her yıl birkaç parça öyledir yani. Biraz fabrikasyonlaştı artık şarkılar maalesef. Ben bu 2 yılda da işte buna çok sevindim. Kuyruklu Yıldız çünkü ben hala daha böyle sürekli dinliyorlar insanlar 2 yıl geçmesine rağmen. Ben buna çok mutlu oldum. Yani sen ne beklerdin ki 2 yıl sonra bu parça dinlenmeyecek mi? Hayır yani. Demek ki güzel bir parçadır ki. Evet işte buna çok sevindim. Çünkü bazen böyle bakıyorum. İşte 2 ay çok dinlendi şarkı. Sonra bir anda unutuldu. Unutulmayan bir şarkı olması çok mutlu etti beni. Değil mi?
Canlı performanslar sergilediğin mekanlar oldu mu hiç şimdiye kadar? Olmadı çünkü daha çok hep eğitimimle odaklandım ben. Sahneyi düşünmüyor musun en ileride? Yani düşünüyorum aslında ama keman alanında düşünüyorum. Çünkü genel olarak ben hep hayatımda keman eğitimi aldım ve zaten keman performansı üstüne de. Nasıl, sen şarkı okumayacak mısın sahnede veya şarkı, sesle ilgili bir çalışma yapmayacak mısın? Solist olmak istemiyor musun? Hayır. Niye? Yani ben hep böyle kendimi kemanla hayal ettim. Ama şarkı... Ama sen şu anda iyi bir şarkı, iyi bir parçan var, iyi bir sesin var, beğenilen bir sesin var. Kuyruklu Yıldız'ı sen okudun ve çok beğenildi. Yani bence başarılı bir sesin var, başarılı bir kişisin ses alanında da diye düşünüyorum. Niye sesini daha geliştirme çabaları içerisinde olmayasın ki ve kemana yönelesin? Yani daha çok keman alanında yoğunlaşacağım ama tabii ki de şu an mesela atıyorum ikinci şarkımı yapıyorum ve orada da yine şarkı söyleyeceğim. İkisini böyle güzel bir şekilde yürütme planım var ama asıl odak noktam keman olacak. Önce iyi bir kemancı olayım diyorsun. Aynen. Sonra bakarız diyorsun. Aynen. Tabii ki az önce Kuyruklu Yıldız klibinden bahsettik. Rejide hazırsa bir izleyelim bu klibi. Olur tabii ki. Sevgili izleyenler, klibimiz hazırsa Kuyruklu Yıldız'ı bir izleyelim. 2017 yılında, 18 yılında yapıldı. 2 yıl önce. Aynen. Bayağı da bir ses getirmişti. Evet. Hatta Top Ten'de de uzun zaman liste evet. başı olmuştu. Hatta daha sonra ödül de almıştım. Yani yaşlısı genci sevdi bu parçayı. Evet. Kapatsam gözlerimi, seni görür müyüm her saniye? Ya da bıraksam sana kendimi, kırar mısın kalbimi? Tutsam sımsıkı ellerini, bırakıp gider misin beni? Bilsen düşüncelerimi, okusan. Kaybolsun.
Evet, gerçekten o samimiyet hissedildi. Sanki böyle odada kendi aranızda bir şeyler yapıyormuşsunuz gibi oldu. Yeni parçada nedir senaryo? Neler düşünüyorsun? Nasıl bir klip düşünüyorsun, planlıyorsun? Yeni şarkımızda söz yine bana ait olacak. Müzik de yine bana ait olacak. Aranjemizi... Burada da öyle gibi. Evet. Aranjemizi İnan Çayipoğlu yapıyor. İşte şu an gitarları Ümit Ulumbaca çaldı. Davulları Ufuk Özsinen çaldı. Evet. Evet. Güzel müzisyenler. Evet, o yüzden çok şanslıyım. Kuyruklu Yıldız'da da onlar eşlik etmişti bana. Burada da yine aynı ekiple çalışmak büyük bir mutluluk benim için. Bir tulumbacı var mıydı bu ilk parçada? Evet. O gitarları o çalmıştı bize. Oydu, evet. Gerçekten fark ediliyor kalite olduğu. Evet. Tabii ki şimdi kendi bestelerini okuyorsun. Kimlerin şarkılarını okumak istersin daha çok mesela? Ortamlarda veya kimlere hayransın? Yani... Şarkı okumadan daha çok böyle hayran olduğum biri Tarkan'dır benim hep. Onun hep kalitesinden çok hayran olmuşumdur. Böyle bir yılda bir şarkı çıkarır ya da bazen iki yılda bir şarkı çıkarır. Hep onu konuşuruz biz. Ama tabii ki 2000'li yıllarda yaptığı parçalar daha farklıydı başarı olarak. Mesela bir Dudu Dudu veya işte diğer şarkılar. Hı-hı. Şu anda aklıma gelmiyor. Oynama Şıkıdım. Evet. O parçalar... Hala daha günümüze kadar geldi ve Evet. Hala daha okunuyor, söyleniyor düğünlerde veya ortamlarda. Evet. Ama son yapılanlar çok da akılda kalmadı gibi geliyor bana. Yani Tarkan 2000'li yıllarda, daha doğrusu 90'lı yıllardan sonunda yaptığı parçalar çok daha kalıcı oldu. Ama zaten Tarkan'ın Ama da Tarkan, bir kitlesi aynı. Zaten. Burada Tarkan'ı tartışamayız. Tarkan zaten yani Tarkan dışında ben Sertab Erener'i çok beğenirim. Yani şarkılarını çok beğenirim. Zaten onun ses tekniklerine ayrıca bayılırım. Burcu Güneş'i çok beğenirim. Yani böyle bir şan dersine gittiğimde Burcu Güneş ve Sertab Erener'in şarkısını söylemeden çıkmam hiçbir zaman. Çünkü zaten aslında onların şarkılarını söyleyince diğer pop sanatçılarının da söyleyebiliyorsunuz. Çünkü onların çünkü mesela doğrudur ama bu ben onu fark ettim. Çünkü mesela tabii böyle onlar, ses teknikleri açısından böyle yani böyle şan dersi almayan biri kolay kolay da söyleyemez o şarkıları. Siz de çok iyi bilirsiniz. Çok doğru söyledin. Çünkü teknik kullanıyorlar. Evet. Ve diyaframı çok iyi kullanıyorlar. Tabii onlar da iyi yerlerde yetiştiler. Yani Sezen evet. Aksu gibi bir büyük ismin yanında yetişti mesela Sertab Erener. Onun evet. yıllarca vokalistliğini yaptı. Kolay gelinmiyor bir yere. Evet. Yani Sertab Erener kolay olunmuyor. Ama sen gördüğüm kadarıyla şan dersi falan aldın mı? Evet, ben bir yıl kadar Ayşe Güler Akın'dan şan dersi almıştım. Evet, sevgili Ayşe Güler'e de buradan, evet, buradan sevgiler olsun. O da çok muhteşem bir insandı. Ondan çok şey öğrenmiştim şan açısından. Çünkü evet. ben hep böyle şey baktım. Bazen böyle genç işte gitar çalanlar, bazen piyano çalanlar, keman çalanlar hep böyle arada mesaj atıyor bana. İşte Duda abla ne yapalım diye. Ben hep şey dedim hepsine, eğitim şart. Yani gerçekten mesela müzik okumak istiyorsanız veya istemiyorsanız. Yani bu işi hobi olarak da yapmak istiyorsanız eğitim şart ciddi anlamda. Gerçekten bu işi doğru bilen insanlardan doğru şekilde öğrenip çalmak farklı bir şeydir. İşte, sen o konuda şanslı hissediyor musun yani evet, çok eğitim şanslıyım. Konusunda? Ben bu konuda çok şanslı hissediyorum. Çünkü az önce de bahsettim, şu an çalıştığım iki öğretmenim benim için çok değerli insanlar. Çünkü ülkemizde ciddi anlamda çok iyi müzisyenler var aslında. Yani sizlerden tutalım. Onları bulup onlardan faydalanmak gerekir diyorsun değil mi? Kesinlikle. Yeni yetişen çocuklara... Tabii sen de bir gençsin. Mesela 10-12 yaşındaki gençler, müziğe başlamak isteyen çocuklar, onlara neler söylemek istersin? Yani neler yapmaları lazım? Sen hangi yollardan geçtin? Ne tip zorluklarla karşılaştın mı hiç müzikte? Yani açıkçası böyle üniversiteye başlamadan önce hiçbir zorluk hissetmedim. Daha böyle üniversite sürecine girdiğimde... Üniversiteye başlamadın ama daha. Yani başvuru sürecine başlamadan önce. Evet. Yani fark hissediliyor aslında böyle bir, az önce de dedim yani konservatuvar çıkışlı olmayışımız, yani ülkemizde bir konservatuvar olmayışı. Ve yani böyle ileride de eğitimimi aldıktan sonra ciddi anlamda bu ülkede bir şeyler yapmak istiyorum bu alanda. Çünkü biraz zayıfız maalesef. Ve bunu yani
Çok iyi bir öğretmenlerimiz var aslında ülkede, müzisyenler, kapabileceğimiz onlardan. Yani ben günümüzde bazı gençlerde şunu da gördüm. İşte internetten öğrenelim, internetten yapalım bazı şeyleri. Halbuki ne kadar iyi müzisyenler var ülkemizde öğrenebileceğiniz. Yani ben hep özellikle son 2 yıldır işte dedim en iyilerle çalışmam gerek benim ki yurt dışında üniversite kazanabileyim. Ve öyle yaptım. En iyilerle çalıştım. Ve ne mutlu ki en iyi okulları kazandım. Sınavlar nasıldı? Yani biz hep böyle... Yeteneğe dayalı mı sınavlar? Evet. Biz British Council AVRSM sınavlarına hep girdim ben. Hatta Mayıs'ta Grade 8 keman sınavına giriyordum. Ve işte bu durumdan dolayı iptal oldum. Üniversitede benden işte bunun karşılığında video çekmemi istedi. Hatta... Tabii Grade 8 sonudur değil mi? Evet. Grade 8 finaldir. İşte Mayıs'ta oraya giriyordum ve üniversiteye gönderecektim. Çünkü genelde üniversite Grade 8 standartında ister enstrümanınızı. Ama senin yaşadığın şanssızlık onları tabii anlayışla karşıladı. Evet, onlar da anlayışla karşıladı ve dediler ki işte bize bunu kanıtlaman gerekiyor. Grade 8'e işte eşdeğer parça çalıp bize gönder bunu video olarak. Biz de onun için çalıştık hocalarımla birlikte ve gönderdik ve kabul aldık. Yani Grade 8 şartıdır. O olmasa biraz zorlanacak evet. gibi. Tabii yeni bir hayata atılıyorsun. Orada ailen de olmayacak. Yalnız bir insan olarak orada yaşayacaksın. Hiç düşündün mü başarabileceğini? Tabii ki başaracaksın da hiç böyle zaman zaman farklı şeyleri düşünüyor musun? Acaba ne yapacağım diye. Çünkü burada hayat çok... Şimdi burada öğrenim gören arkadaşlar. Yani evet. Gerek üniversite gerek lise olsun. Ailesinin yanındadır. Yani anası babası veya işte ailesi yanındadır. Akşam evine gidip evet. akşam evini yiyip evinde kalıyor, dinleniyor. Ama yurt dışında aynı şeyler geçerli değil. Evet. Orada hem okuyacaksın, hem pişireceksin. Hayata hem öğreneceğim. Çamaşır bulaşık yıkayacaksın. Evet. Böyle de şeyler var. Yani ben kendimi açıkçası hazır hissediyorum. Çünkü böyle ben hep çocukluğumdan beri yurt dışında müzik okuma hayalim vardı ve aslında... Gerçekten. Evet. Yani o çocukluktan var mıydı? Evet. Yoksa sonradan gelişen mi? Ben 3. sınıftan beri hep müzik okumak istedim. O yüzden böyle hep de yurt dışında okumak istedim. O yüzden aslında beynim onu hazırladı gibi bir şey bana yani. O artık böyle kendimi hazır hissediyorum. Zaten gittiğimde orada da en çok sevdiğim işi yapacağım müzik. Ve orada daha fazla aslında çok fazla olanağımız var bizim yurt dışında. Ben çünkü Şubat tatilinde birkaç mülakat için İngiltere'ye gitmiştim. Orada böyle stüdyoları gezdim, okulun stüdyolarını. İşte, okulun? Evet, okulun kendi sen okulu müzik... Şubat'tan bile araştırıyorsun tabii. Evet, çünkü müzik olduğu için mülakat ister istemez gerekti ve Şubat'ta gitmiştim. Yani orada okulun kendi stüdyolarını gördüm. Kendi müzik odalarını görünce aslında aşık oldum okullara diyebilirim. Çünkü evet. müthiş bir şeyler var. Yani düşünün ki işte sadece klasik müzik için ayrı bir stüdyoları var. Pop müzik için ayrı bir stüdyoları var. Elektronik müzik için ayrı stüdyoları var. Yani böyle imkanlara bakar mısın? İmkanlar çok fazla var. Ve işte orada okuduğun sürece ücretsiz şekilde her istediğini kaydedebilirsin hocalarının eşliğinde. Ve ben çok mutlu oldum ve motive oldum aslında. Çünkü böyle orada her hafta konser verme imkanım varmış. Yani bunları duyunca çok mutlu olduk. Çünkü hem okulumun içinde kendi hocalarımın önderliğinde gideceğim hem de bunlar sürekli kayıt altına alıp CV'me eklenecek. Bir de tabii ki orada kendini kıyaslama olanağı bulacaksın. Aynen. Hem senden sonrakilerle hem senden öncekilerle. Yani çok önemli bir platforma çıkıyorsun aslında. Kesinlikle. Yani kendi kariyerin açısından. Dünyanın odak noktası olan bir ülkede evet. eğitim göreceksin. Bu büyük bir şanstır. Farklı bir bakış açısı olacak aslında benim için müzik alanında. Tabii okul sonrasında orada bir teklif alırsın veya oradaki gelişmelerden dolayı, fırsatlardan dolayı orada kalma imkanı veya düşüncesi oluştu mu hiç? Yani ben çok istiyorum açıkçası. Zaten bu sene başvurduğum bölümde ve kabul aldığım bölümde 1. sınıfa kabul aldım ve 3 yıl sonrasında 4. yılımda orada çalışma imkanım var. Programın içinde böyle bir şey var. Ve orada zaten çalışma imkanım bulunacak. Yani ben çok istiyorum aslında yurt dışında çalışıp oradaki müzisyenlerden yeni şeyler öğrenmek çok istiyorum.
Sen kafaya taktın, dünya yıldızı olacağım diyorsun. Dünya yıldızı değil de şöyle, yani, ben... Yani dünya yıldızı olma yolunda ilerleyeceğim diyorsun. Çünkü evet. Dünya yıldızı derken, yani şunu demek istiyorum. Avrupa'da müzik hayatına evet. devam edip bir yerlere gelmek. Evet. Yani şöyle, ben hep böyle işte dediğim gibi çocukluğumdan beri hep müzik dedim. O yüzden işimde de çok başarılı olmak istiyorum ve hep bunun için çalıştım. Yaptığın işi en iyi yapmak istiyorum. Aynen. Yani böyle yaptıysam tam yaparım istedim hep. Ve hep çalıştım. Yurt dışına gittiğimde de elime fırsatlar gelmesi için çok çalışacağım. Ve yani orada da imkan bulduğumda çalışmak çok istiyorum. Oradaki imkanların fazlalığını değerlendirmek çok isterim. Ama bu ülkeyi seven birisin. Bu nasıl olacak? Yani bu hep böyle aslında ailece konuştuğumuz bir şeydir bizim. Yani ben çok istiyorum full eğitimimi orada tamamlayıp çalışma imkanı da bulmak. Ama adaya dönmek de çok istiyorum. O yüzden böyle şey bıraktım biraz bunu. Ucu açık bir mevzu. Yani orada çalışma imkanı bulursam çalışmak çok istiyorum. Ama günün sonunda da böyle bu ülkeye gelip işte gençlerimize müzik öğretmek de ayrıca çok istiyorum. Bu okulu bitirdiğinde sen öğretmenlik yapabileceksin değil mi? Başka evet, nedir? Eğer istiyorsan. Okul sonrası nedir, seni nereye götürecek bu eğitim? Yani eğitimimden sonra ben açıkçası master doktoraya kadar da gitmek istiyorum. İşimde daha da profesyonel olmak tabii için. Tabii o zaman üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirsin. Evet. Ama burada tabii ne kadar müzik üzerine üniversite var, o da tartışılır. Herhalde bir tek DAVİ mi var müzik bölümü olan? DAVİ ve Yakın Doğu. İyi gözüküyor şimdilik. Ama yani sen gördüğüm kadarıyla hedeflerin daha farklı, daha büyük hedeflerin var. Yani ben orkestralarda kemancı olarak yer almak çok istiyorum. Zaten günümüzde Nihat Hocam'la birlikte de hep böyle aslında gözlemlediğim orkestra hayatı nasıldır işte. Yani onu da tatmak istiyorum. Zaten üniversitemizde de üniversitenin kendi filarmoni orkestrası var. Orada da zaten o duyguları tatacağım. Ve daha sonra master doktora yaparken de orkestralarda yer almak istiyorum. O orkestraya herkes gidebiliyor mu yoksa yeteneğe bağlı mı? Yeteneğe bağlı. Orada da yani üniversitede kendi yetenek sınavına girip grade 8 standardında olanlar genelde giriyor. Evet. Tabii sen planlar yapıyorsun. İşte orada kalayım, yurt dışında yaşayayım ama ailen ne diyor bu işe? Yani benim ailem her zaman çok destekçi oldu bana açıkçası. Ama işin içine ayrılık girince bilmem aynı desteklenebilir. Yani bilmiyorum artık ama yani onlar da işte fırsat geçerse eline kal ve çalış diyorlar. Sen nasıl mutlu olacaksan. Çünkü zaten yani her zaman öyle fırsatlar gelmiyor elimize. Ama dediğim tabii ki. Gibi yani hayat bir fırsatlar evet. ülkesi fırsatlar dünyasıdır. Yani her şimdi orada gelmiyor. Bir teklif gelirse bana çalışayım kalkıp da demem yani ben ülkemi çok özledim geleyim. Tam aksine bunu değerlendirmek için kabul ederim. Değil mi? Artık tatillerde buraya gelirsin. Aynen. Şu anda günleri nasıl geçiyor? Yani işte birkaç ay sonra gideceksin. Nasıl değerlendiriyorsun bu boş zamanlarını diyelim? Boş zaman sayılır bunlar artık. Evet, artık tatildeyiz çünkü. Yani daha çok hep çalışarak geçiyor benim günlerim. Keman açısından ve şimdi işte yeni şarkımız için de çalışmalarım gidiyor. Böyle üniversiteye gitmeden önce çıkarmak istiyoruz şarkıyı. Hatta geçen hafta stüdyodaydık. Biz vokal kayıtlarımızı bitirdik. O da böyle. Vokal kayıtları bitti mi? Evet. Geçen hafta vokal kayıtlarımız bitti. Back vokallerimi de kendim yaptım. Hmm. Öyle güzel bir şeyler çıkacak. Bu parçada da back vokaller vardı değil mi? Kuyruklu yıldızda yoktu. Yoktu değil mi? Yoktu. Paramparçada artık biraz daha. Back vokalleri öğrenmeye başladın yani. Evet. Yapıyorsun. Üçüncü, beşinci sesleri yapıyorsun. Üç sese kadar çıktık. Güzel. Paramparça mıydı ismi şarkının? Yok. Paramparça dedin az önce. Paramparça yok, öyle bir şey demedim. Öyle bir şey, paramparça gibi bir şey dedin sanki. Hatırlamadım. Yeni parçanın ismi nedir? Yani yeni parçanın ismi şimdilik böyle gizli gibi. Çünkü tam karar vermedim. Parçayla ilgili hiçbir şey söylemedin ha şimdiye kadar. Sadece yaptık, yapıyoruz, edeceğiz. Şöyle biraz mırıldansan desem. Yani şimdilik mırıldanamam. Mırıldanamam. Evet. Ama yani güzel bir iş çıkacak. İşte geçen hafta vokal kayıtlarını yaptık. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Back vokallerimi de kendim yaptım. Ondan önce hatta biz ikinci parçayı... Çok sürmedi ya, 1,5 saat iyi.
Yani kısa bir zaman. Güzel hazırlanmıştım, öyle söyleyeyim. Kısa bir zamanda çıktın değil mi? Gitmeden önce çok fazla sürekli söyledim ki en azından hazır bir şekilde gidelim ki sürekli kaydetmeyelim diye düşündük. Ve zaten ondan önce biz online başlamıştık aslında stüdyoya. Evet. Yani biz böyle ben demo... Yani bu pandemi sürecinde çıktı bu parça. Yani aynen. Çalışmalarına pandemi sürecinde başladık biz. Baktım artık bu işin ucu ne zaman açılacak diye belirli değil. Ben demomu hazırladım pandemi döneminde ve işte prodüktör Minen Çeyipoğlu'na gönderdim. Onlar başladı. İşte Ümit Tulumbacı ile Ufuk Özsinen'le online kayıt yaptılar. Bana yolladılar. İşte ben böyle yapalım mı, şöyle değiştirelim mi diye hep böyle devam ettik. Ve daha sonra vokal kaydı için online dışında buluştuk. Ha, ilk defa vokal kaydı için buluştunuz. Evet, ondan önce de bir kere buluşmuştuk ama kayıtlar pandemi döneminde oldu online olarak. Yani altyapı. Evet. Ama altyapıyı gene değiştirebilirsiniz değil mi? Çok sağlıklı oluyor mu böyle şeyden online olarak? Yani... Kaliteli bir iş çıkar mı? Çünkü çok örneklerini gördük pandemi sürecinde. Birçok konserler de verildi. Canlı yayın yapıldı. Evet. Bizler de bir şeyler yaptık grup olarak. Herkes bir şeyler yaptı. Hatta ben burada pandemi sürecinde canlı bağlantılı evet, programlar gördüm. Da yaptım. Seni alamamıştık. Bir türlü seninle ulaşamadıydık. Bir şey oluyordu. Bilmiyorum. Yani biz aslında güzel uğraştık. Çünkü hem Ümit Tulumbacı'nın hem de Ufuk Özsinen'in zaten kendi evlerinde stüdyoları var. Gerçekten profesyonel bir şekilde. Yani biz kayıtlardan çok memnun olduk aslında. Tabii ki muhakkak. Yani şimdi inanç memnun olmasa böyle bir kaydı da kesinlikle. Hayata sürmez. Zaten defalarca kayıt yaptılar. İnanç'a bir... Çünkü zor beğenen ve en iyisini yapmak isteyen biri olduğu için ben de çok memnunum yani onlarla çalıştığım için. Evet. Evet tabii ki programımız biliyorsun canlı performanslı bir programdır. Hı-hı. Ancak senin bu güzel çalışmanı biz izletmek istedik Hı-hı. bir kez daha. Hem seninle sohbet edelim. Evet bir sonraki programımızda inşallah yeni şarkıyla ve yeni canlı seslendirecek. Yeni şarkının çıkma süreci belli mi? Yani açıkçası bu haftada keman kaydı için gireceğim. Kemanı sen çalacaksın. Evet. Kuyruklu Yıldız'la ben çalmıştım. Ay sonu da klip çekmeyi planlıyoruz. Montaj biter bitmez de. Klip yine aynı arkadaşlarla çalışacaksın. Evet. İnan Çeyipoğlu'nun ve ekibi. Ekibi. Senaryoyu da ben yazdım yine. Hadi ya. Çünkü biliyorsun yani kliplerin senaryosunu yazmak da ayrı bir iştir. Ben genelde böyle Kuyruklu Yıldız'la da öyle çalıştım. Çünkü böyle yani sonuçta benim hissettiğimi ben biliyorum. Ve sonuçta bir hikaye yansıtmamız gerekir klipte. Ve işte düşündüm bu şarkı neyi anlatıyor, bunu anlatıyor. O zaman şöyle bir şey, bir hikaye yazalım buna dedik. Tabii ben böyle bir taslak hazırlıyorum. İnanç abiler onun ekibiyle işte şurayı böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak diye bir toplantı yapıp daha sonra klip çekimine geçiyoruz. Ama zaten klip çekiminden sonra montaj biter bitmez yayınlayacağız. Yani bir ay sonra falan bu klip hazırdır değil mi? Yani olabilir öyle. Evet. Şeylere nasıl bakıyorsun bu yarışma programlarına? Sen hiç öyle bu tip şeylere ilgi göstermiyorsun diye biliyorum. Evet. Nasıl bakıyorsun? Yani gerçekten müzisyene veya şarkıcıya bir katkısı, bir getirisi oluyor mu bu yarışmaların? Şimdi katkısı gördüğüm kadarıyla müzisyenler açısından daha çok tanınırlık oluyor gördüğüm kadarıyla. Bir anda herkes isminizi duyuyor. Aynen. Yani bazen böyle şey Kıbrıslılarda çıktığında biz çok mutlu oluyoruz. Ben hep böyle izliyorum çünkü çok hoş. Tabii son işte Mert Yılmaz vardı. Evet. Birkaç arkadaş daha vardı. Yani bir anda adlarını duymaya başlıyoruz. Onların kariyer açısından bence güzel bir avantaj onlar için. Onlar için avantaj. Evet. Ama geleceği var mı o tartışılır. Onlar da aslında onların elinde o ismi daha fazla duyurmak. Sen isminin yeterince duyulduğuna inanıyor musun? Veya o tip şeylere dikkat ediyor musun? Dudu Pektunç ismini herkes biliyor mu? Nasıl bakıyorsun? Gittiğin yerlerde sana ha Dudu sen misin diyorlar mı? Evet. Yani biz genelde böyle hep gittiğimizde... Genç zaten ben de genç olduğum için ve sosyal medyada en çok gençlerin kullandığı için böyle gençler arasında bayağı... Öyle de mi? Herkes kullanıyor şimdi. Genci yaşlısı kullanıyor. Ama yani böyle gençler bayağı şey oldu artık yani sürekli kullanıyorlar. O yüzden böyle hani gittiğimde bir yerde evet böyle kafeciklerde falan hep böyle gelip sesleniyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Hoşuma gidiyor yani açıkçası çünkü... Yani ben de onların yaşadığındayım. Onlara artık böyle arkadaşım gibi bakıyorum.
Zaten bir kişinin bile gelip bana ben senin şarkını çok beğendim demesi zaten böyle yani verdiğim bir emeğin karşılığı gibi geliyor bana. Değil mi? Çünkü siz de biliyorsunuz sadece stüdyolarda zaman harcıyoruz. İşte montajıydı bilmem nesiydi falan diye. Ve sonra günün sonunda bir şarkı çıktığında ve gelip de işte çok güzel bir şarkı yaptın işte çok beğendim demeleri her şeye bedel oluyor bizim için. Başka şarkılarda seslendiriyor musun yoksa daha çok bestelerinle ilgili mi çalışmaların senin? Mesela ortamlarda veya bir yerlerde başka şarkılar seslendiriyor musun? Mesela en çok seslendirmeyi sevdiğin şarkılar hangi şarkılardır? Sertab Hangisi mesela? Aşk şarkısını okuyor musun? Erener. Yok, onu denemedim daha önce ama Denemedim. Yanarım'ı seviyorum. Olsun şarkısını seviyorum. Ha. O şarkıları çok beğeniyorum. Teklif geliyor mu sana zaman zaman işte bir konser teklifi veya program teklifi, sahne alma teklifi? Yani öyle çok fazla da böyle şeylere biraz böyle uzaklaştım çünkü biraz böyle odaklandıydım eğitimime diye ama işte en son Bayrak Efem'in yaz konserinde çıkmıştım. Evet, doğru. Geçen sene. Evet. Geçen sene Ağustos'ta 3. yaz konserinde Ne çıktım. yapıyordun orada? Playback mi okumuştun yoksa canlı performans mı yaptıydın? Playback okumuştum. Çünkü bir de mesela belki 18'den sonra artık böyle yani çünkü bir de canlı okumak için bir orkestrayla oturup çalışmak da gerekiyor. Belki artık bundan sonra bir orkestra olursa arkamda. Çünkü bir altyapının üstüne şarkı söylemek de öyle çok hoş olmuyor. Bence canlı olacaksa tüm orkestrayla Sen birlikte altyapının söylemek. üzerine mi okudun yoksa çalan şarkının üzerinde Aynen. ayızını mı oynattın? Aynen. Çalan şarkının üzerinde Ama değil mi? mesela ben playback'i de sevmediğim için direkt canlı söyledim aslında orada ben. Tabii ki söyledin ama Ama bundan sonra böyle istiyorum orkestrayla birlikte de yani çalmak. tabii ileride bir albüm yaparsın kendine ait ve o albümü çalarsın çıktığın Evet. konserlerde. Yani şu anda iki parçan var. İki parçayla konser olmayacağına göre senin Aynen. bir albüme ihtiyacın var. Dudu Pektun şarkıları diye konserler olur. Ancak böyle olur yani. Evet. Belki ileride İyi de üniversitede olur. işte Öyle bunları bir şey çok iyi değerlendirmek olur. istiyorum. Yani şimdi insanlar bizler yıllarca hep başkalarının şarkılarını çaldık veya diğer gruplar hep başka parçaları cover olarak Evet. çalıyoruz. Ama ne güzel olur kendi parçalarını çıkıp bir konserde hep çalmak. Evet. Kesinlikle. Onun tadı da başkadır. Herhalde artık mezun olduktan sonra öyle bir çalışmaya girersin. Yoksa belli değil. Yani üniversitede işte stüdyoda kayıt yapma şansımız var. Besteler devam edecek herhalde. Evet. O yüzden ben böyle biriktirip biriktirip bir şekilde birleştirmek çok istiyorum. Üniversitede de bunu değerlendirmek istiyorum. Çünkü stüdyo ayağımızın altında olacak. Ben de en azından demo kayıtlarını üniversitedeyken bitirebilirim. Ha. Bu arada yabancı dil nasıl? Yabancı dil gayet iyi. İyi. Evet. Yabancı şarkı okuyor musun? Ya da denedin mi? Yani aslında bir ara Almanca operaya kadar okumuştum Ayşe Hoca ile birlikte. Çünkü Almanca dili de bildiğim için. Yani bazen İngilizce de okuyorum. Çünkü İngilizce de gayet güzel şarkılar var. Muhakkak, tabii ki. Yani hatta zaten en eskiler öyle. Sen çünkü İngiltere'ye gidiyorsun. Evet. Kim bilir Zaten orada ister istemez orada başta olacağım. okuman gerekecek. Evet. Evet sevgili Dudu, zamanımız doldu diyorlarmış. Ben hiç bu kadar çabuk geçeceğini tahmin etmemiştim. Evet, ben geçen programdan biliyordum bu kadar hızlı geçeceğini. Çünkü sen tecrübe ettin artık bu programlarda. Sana tabii ki yolun açık olsun diyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten yürekten başarılar diliyorum. Başarılı bir gençsin. Güzel işler yapıyorsun. Bak ikinci parçanın üzerine çalışıyorsun. Bizler sana başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun diyoruz. Sen Çok son olarak teşekkür ederim. neler söylemek istersin? Ya ben özellikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Bu pandemi sürecinden sonra hep böyle baktım. Gençleri hep böyle teşvik edip programlarınızda ağırlıyorsunuz. O yüzden böyle biz de çünkü sizin gibi müzisyenlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Ve o Teşekkürler yüzden estağfurullah. böyle bizlere destek verdiğinizin dolayı çok teşekkür ederim ben kendi adıma ve diğer gençler adına da teşekkür edebilirim. Çok güzel söyledin. Bizler de inşallah sizleri çok güzel yerlerde göreceğiz ve o zaman İnşallah. ah diyeceğiz. Bak işte budur. Sana kolay gelsin ama yeni klibini tabii ki burada yine paylaşacağız. Tabii ki. Onu söyleyelim.
Hatta şimdiden söz de alalım. İlk burada çalınacak. Yoksa tabii ki. Başka kanallar mı var? Tabii ki dedin değil mi? Sizin yeriniz her zaman bende ayrıdır. Teşekkür o yüzden. Ederim. Teşekkür ederim Dudu. Evet sevgili izleyenler, lise hayatı bitmiş, yeni döneme üniversite hayatıyla devam edecek olan, İngiltere'de müzik okulunda devam edecek olan besteleriyle onu tanıdığımız Dudu Pektunç bugün konuğumdu. Gerçekten Dudu idealleri üzerine iyi hayalleri, güzel planları var. Bizler de ona müzik gezegeni ekibi olarak ne diyoruz? Başarılar diliyoruz efendim. Yolu açık olsun diyoruz. Yeni çıkacak olan çalışmasını da ilk kez burada çalacağız. Onun sözünü de aldık. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hoşça kalın diyorum. Ancak müziksiz kalmayın efendim.